Elena çok çekici bir kadındı. Her durumda kendine yardım edebilecek birini bulurdu. Bu yüzdendir ki birkaç yıl sonra kendini bir hastanede yalnız ve terk edilmiş bulunca bunun sebebini anlayamadı ve bütün hayatını sorgulamaya başladı. Onun şu an yaşlı ve yalnız bir kadın olmasının sebebini düşünmeye başladı. Fakat bunu açıklayabilecek bir sebep bulamadı. Çocukluğundan beri hep nazik ve cana yakın biri olmuştu. Hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmazdı. Diğer insanlar için her şeyi yapmıştı. Ona bunu öğreten bir aileye doğmuştu çünkü. Büyüdüğünde ailesinin herkes gibi olmadığını fark etti. Aslında çoğu insan onlardan farklıydı. Aksine çoğu insan yılların kilini içinde biriktirmişti ve diğer insanların yaşadığı olumsuzluklara tepkisizlerdi. Bu sebeple iş kendi ailesini kurmaya geldiğinde kendisinde bulunan alçak gönüllülüğü çocuklarına da öğretmesi gerektiğini biliyordu. Bunun sadece kendisinde kalmasına izin veremezdi. Çocuklarını harcayabildiği kadar zamanını harcadı. Elena ve kocasının küçük bir aile şirketleri vardı. Hayatlarında lükse yer yoktu ve yeteri kadar çalışırlarsa masalarına koyacak ekmekleri oluyordu. Müşterileri genellikle bu alçak gönüllülüklerinden yararlanmaya çalışsalar ve bu yüzden para kaybetseler de huzurla yaşamaya yetecek kadar durumları vardı. Elena ailesinin kendi anne ve babasına benzemesi için o kadar çok uğraşıyordu ki aslında kendi kocasını ve çocuklarını tam olarak tanımaya fırsat bulamamıştı. Çocuklarının kendine has bir karakterle büyümeye başladığını fark ettiğinde, ki bu onun aşıladığı türde bir karakter değildi, çok kızdı ve bir anne olarak başarısız olduğunu düşündü. Çocukları hakkında hoşuna gitmeyen o kadar çok şey vardı ki onların iyi taraflarını görmeyi başaramadı ve günden güne onları kendinden uzaklaştırdı. Fakat Elena şu anki yalnızlığına kendisinin sebep olduğunu asla anlayamadı ve işte şimdi hastanede yanında tek kalan kişi hemşiresiydi. Kocası uzun zaman önce ölmüştü ve çocukları başka ülkelere taşınmışlardı. Hastalandığında onlara haber vermek istemedi. Uzun yıllar boyunca o kadar kızgındı ki kendisi buna sebep olmasına rağmen kendisini çocuklarının onu istemediğine inandırmıştı. Onları sürekli olmadıkları şey için suçladı. Sürekli sosyal olmaları konusunda baskıladı ve istemedikleri şeyleri yaptırdı. Çocukları kendi hislerini ona açıklamaya çalıştıklarında da bu onu çok öfkelendirdi. Hiçbir zaman anneliğini ve yaptığı işi bir dengeye oturtamadı. Günler sonra hemşire yatağını değiştirirken Elena kendisinin çok az bir zamanı kaldığını fark ettiğini itiraf etti. Aslında ölmekten korkma gibi bir durumu yoktu. Uzun bir hayat yaşamıştı. Hemşire ona yapmak istediği son bir şey var mı diye sorduğunda Elena uzun zamandır ertelediği bir şeyi yapmaya karar verdi. Görünüşe göre çocukları farklı yerlere taşınırken bütün eşyalarını yanında götürmemişlerdi. Aksine her şeye yeniden başlamak için çoğu eşyalarını evde bırakmışlardı. Elena çoktan çoğu eşyayı atmıştı. Kıyafetler, kitaplar ve hatta oyuncaklar. Fakat atamadığı tek bir şey vardı. Çocuklarının odalarında ağır metalden yapılmış kilitli bir kutu vardı ve Elena'nın bundan haberi bile yoktu. Elena gittiğinde o kutunun anahtarını buldu ama açmaya bir türlü cesaret edemedi ve bunun nedenini bile bilmiyordu. Bu yüzden anahtarları kocasından bile sakladı. Fakat şimdi ölüme çok yaklaşmışken ve ona yardımcı olabilecek biri varken ki o kişi hemşiresiydi, çocuklarının neden sakladığını bilmediği o kutuyu açmadan bu dünyadan gidemeyeceğine karar verdi. Anahtarı hemşireye verdi ve ona evine gitmesini ve kutuyu açmasını, sonrasında tekrar yanına gelip içinde ne olduğunu ona söylemesini istedi. Artık bunu öğrenmenin zamanı gelmişti. Yaşlı kadının isteğinin onun sorumluluğunda olmadığını bilmesine rağmen hemşire bunu kabul etti. Elena gibi bir kadının yalnız olması onu bile üzüyordu ve ona yardım etmek istedi. Fakat o kutunun içinde ne bulacağını asla tahmin edemezdi. Bu yüzden uzunca bir zaman o kutuyu hiç açmamış olmayı diledi. Çocukları oraya kendi günlüklerini ve birkaç gazete küpürü saklamışlardı. Gazete küpürleri de Elena'ya işinde yardımcı olan o dönemin belediye başkanlarıyla alakalıydı. Fakat gazeteleri okuyana kadar bunların neden sakladıklarını anlayamamıştı. Okuduğunda gözyaşlarına boğuldu. Çocukları günlüklerine o adamın onlara kaç defa fiziksel ve psikolojik taciz uyguladığını yazmışlardı. Annelerinin ise kendi işine odaklanmaktan bundan haberi bile olmamıştı. Belediye başkanı çocuklara yanaşmak için hep Elena'yı kullanmıştı. Elena da ona güvenip her işinde ondan yardım istemişti. Hemşire ne yapacağını bilemedi. Bu yaşlı bir kadın için fazla acı verici bir bilgiydi ve önünde bunu değiştirebileceği bir zamanı da kalmamıştı. Çocukları da zamanında gelip onu affedemezlerdi. Çok uzaktalardı.
Fakat hastaneye döndüğünde Elena'nın bilinci hala çok açıktı ve ona yalan söyleyemezdi. Ve ona her şeyi anlattı. Sonrasında ne diyeceğini bilemedi. Gerçeğin acısı Elena'nın kalbini yıkıp geçti. Sanki binlerce iğne vücuduna batırılıyormuş gibi hissetti. Bütün hayatı boyunca çok bencil biri olduğunu fark etti. Çocuklarına yardım etmek isterken kendini hep üstün görmüştü. Ve bu çocuklarının hayatını mahvetmişti. Bundan o kadar çok pişmanlık duydu ki çocuklarını aramalarını istedi. Fakat geldiklerinde Elena çoktan hayata gözlerini yummuştu. O öğleden sonra çocuklarına onlardan af dileyen upuzun bir mektup yazdıktan sonra hayatını kaybetmişti. Ve çocukları yaşanan her şeye rağmen annelerini çok seviyorlardı ve onu affettiler. Kendi başlarına gelen çocuklarının da başına gelmesin diye her biri çocuklarına çok iyi baktılar ve onları her koşulda gözettiler.